Değerli izleyenlerim, bugünkü Rahman'ın ayetleri programında Nasr suresini, İtece Nasrullah suresini değerlendireceğiz. Yüce Rabbimiz burada şöyle bildiriyor. Bismillahirrahmanirrahim. İtece Nasrullah vel feth. Allah'ın yardımı ve fetih geldiğinde ve ra'eyten nâse yedhulûne fî dinillâhi affâce ve insanların Allah'ın dinine fevç fevç, grup grup girdiğini gördüğünde fesebbih bihamdi rabbik, Rabbine hamd ile tesbih et ve estağfirhu ve istiğfarda bulun, ondan mağfiret talep et. İnnehu kâne tevvâbe, şüphesiz o tevvaptır, tevbeleri kabul edendir. Bu en son nazil olan surelerdendir, medeni surelerden. Bu kısa surede Allah-u Teala fetihten bahsediyor, Allah'ın yardımından bahsediyor ve Mekke'nin fethini daha fethedilmezden evvel müjdeliyor. Malum Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın dinini Mekke'de 13 yıl anlattı ama toplum ekseriyetle kabul etmedi ve Müslümanlara çok şiddetli bir baskı uyguladılar. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz Müslümanlarla beraber, sahabilerle beraber Mekke'den Medine'ye hicret etti. Ve Medine'de toplum genelde Müslüman bir toplum. Gerçi gayrimüslimler de var ama onlar da anlaşma yapıyorlar. Onlar da İslam devletini kabul etmiş oluyorlar. Neticede aradan bir 8 yıl geçtikten sonra, hicretten bir 8 yıl geçtikten sonra Mekke fethediliyor. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam sahabileriyle Medine'den Mekke'ye doğru yola çıkıyor ve neticede ciddi bir savaş olmadan Mekke'nin teslim olmasıyla zafer elde ediliyor ve böylece Mekke fethediliyor. Daha Mekke fethedilmezden önce bunun habercileri geliyor. Bunlardan bir tanesi de bugün sadedinde bulunduğumuz, üzerinde konuştuğumuz İtece Nasrullah suresi. Bu sure İza ifadesindeki kat'iyetle bunun mutlaka gerçekleşeceğini bildiriyor. Allah'ın yardımı geldiğinde ve fetih geldiğinde. Peki o zaman ne olacak? وَرَاَيْتَ النَّاسِ يَدْخُلُونَ ف۪ي د۪ينِ اللّٰهِ اَفْوَاجَ, insanların fevç fevç Allah'ın dinine girdiklerini gördüğünde. Gerçekten de Mekke fethedildiğinde Mekke toptan İslam'a girmiştir. Önce şehir fethedilmiş, ardından kalpler fethedilmiştir. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam Mekke ahalisini topluyor. Evvelinde de zaten ilan etmiş. Ebu Süfyan'ın evine giren emniyettedir, dokunulmayacaktır. Kabe'ye sığınan emniyettedir, dokunulmayacaktır. Evlerine çekilen, dışarıya çıkmayanlar emniyettedir. Kendilerine zarar verilmeyecektir. Bu münadilerle her tarafta duyuruluyor. Ve cüz'i bir iki vaka dışında müdahale eden de olmuyor zaten. Ve böylece savaşsız bir şekilde Mekke fethediliyor. Mekke'nin fethedilmesinden sonra Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam insanları topluyor. Mekke ahalisini topluyor. Mekke ahalisi ki onu Mekke'den çıkmaya mecbur etmişti. Müslümanlara pek çok eza ve cefa uygulamışlardı. İşte onları topluyor Peygamberimiz ve onlara soruyor. Benim size ne yapacağımı umarsınız? Benden ne beklersiniz? Onlar da diyorlar ki sen iyi bir insansın. Senden iyi bir muamele göreceğimizi umuyoruz. Bunun üzerine Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam ben de diyor size Hazreti Yusuf'un kardeşlerine söylediği gibi la tetribe aleykumul yevm, yani bugün sizi kınamak yok. Yağfirullahu lekum, Allah sizi affetsin. İzhebu ve entumut tulaga, yani gidin hepiniz serbestsiniz diyor. Ve o insanlar Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan bu büyüklüğü görünce kendi hür iradeleriyle İslam'a giriyorlar ve Peygamberimizle artık omuz omuza aynı saflarda yer alıyorlar. Tabi bu Mekke'nin fethinden daha büyük bir olay. Mekke bir beldedir ve hani şeraful mekan bil mekin denilir. Bir beldenin şerefi orada oturanlardan gelir. Doğrudan belde olarak değil. Onun gibi
Mekkeliler de artık Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'la beraber olmayı tercih ediyorlar ve böylece İslam ile onlar da müşerref oluyor ve Mekke'nin fethinden çok daha önemli bir olay olarak kalpler fethedilmiş oluyor. Bunun neticesinde fevç fevç, grup grup, öbek öbek insanlar Allah'ın dinine giriyorlar. Peki bu durumda peygamberin ne yapması lazım? Fesebbih bihamdi rabbik, hamd ile Rabbine tesbih et. Yani subhanallah ve bihamdihi, bu şekilde söyle. Ve estağfirhu, ve ondan mağfiret talep et. Estağfiruhu ve etubu ileyh. Yani ben onun mağfiretini istiyorum, ona dönüyorum. Bu şekilde tevbe istiğfarda bulun. İnnehu kâne tevvâbe, şüphesiz ki Allah tevvaptır. Yani tevbeleri kabul edendir. Kulları hatalarını gördüklerinde, aman ya Rabbi affet dediklerinde Allah onları affeder, tevbelerini kabul eder. Burada peygamberimize verilen bu talimat, yani hamd ile Rabbine tesbih et ve onun mağfiretini talep et, tam bir ubudiyet dersi. Yani ben muzaffer bir komutanım diye mağrur olma, böyle bir galibiyet nasip ettiğinden dolayı Allah'a hamd et ve Allah'ı tesbih et. Onu noksan sıfatlardan, kusurlardan, her türlü eksiklikten münezzeh olarak bil ve o şekilde ifade et. Ve vestağfirhu, onun mağfiretini iste. Yani bir takım kusurlar olabilir, bir takım eksikler, hatalar olabilir. Bundan dolayı Rabbinden mağfiret talep et. Burada tabii hepimize de ders veriliyor. Muvaffak olduğunuzda, diyelim Allah'ın dinini anlatmakta muvaffak olduğunuzda, İslam hizmetleri etrafa yaymakta muvaffak olduğunuzda, ben yaptım, ben ettim diye gururlanmayın. Bilakis tevbe istiğfar edin. Muvaffakiyetten dolayı Allah'a şükredin. Ama tam hakkını verememiş olabilirsiniz. Bir takım hatalarınız, eksikleriniz olur. Daha iyisi yapılabilirken yapamamış olabilirsiniz. Bundan dolayı da tevbe istiğfar edin. Bu daha iyisini yapabilme noktası gerçekten düşündürücü bir nokta. Peygamberimize istiğfar emrinin verilmesi bu yönde de açıklanıyor. Çünkü Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam daima daha terakki ediyor. Daima daha ileriye gidiyor. Böyle olunca daha önceki yapmış oldukları sonraki yaptıklarına göre biraz geride kalabilir. İşte bundan dolayı bir tevbe istiğfar etmek. Veya herhangi bir Müslüman için diyelim Allah'ın diniyle alakalı faaliyette bulundu, faydalı oldu, etrafını tenvir etti, aydınlattı ama daha güzelini de yapabilirdi. Daha güzelini yapmadığından dolayı tevbe istiğfar etmesi uygun olacaktır. Bu manada bir insan tevbe istiğfar ederse daha mükemmele gider ve kendi kusurlarını, hatalarını görür, bu hatalardan sıyrılır ve mükemmele doğru adım atar, zaman içerisinde daha mükemmel olanları yapar. Ama hani zafer sarhoşluğu derler ya, zafer sarhoşluğu içerisine girecek olursa, yani galip geldik, hedefimize vardık, ben şöyle yaparım, ben böyle ederim, bu şekilde başarısıyla mağrur olursa, o kimse artık mağlup olmaya başlamış demektir. Nefsine mağlup olmuştur ve zamanla da başka mağlubiyetler bunu takip edecektir. İşte mesela bir taşı yukarıya doğru attığımızda yükseliyor. Ama belli bir noktaya kadar yükseliyor. Ardından da düşüş başlıyor. Her kemalin bir zevali var. İşte bir insan tövbe istiğfar ettikçe yükselir. O taş misali yükselir. Ama kendini yeterli gördüğünde, tamam ben artık mükemmele ulaştım dediğinde, ona göre gidecek yeni bir yer yoktur, daha ilerisi yoktur. Bu defa aşağıya doğru bir düşüş başlayacaktır. Bundan dolayı başta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam, diğer peygamberler muvaffak olduklarında hem elhamdülillah demişler hem de tevbe istiğfar etmişler. Kur'an-ı Kerim peygamberimize ve onun şahsında hepimize şu dersi veriyor. مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنْ اللّٰهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّيَةٍ فَمِنْ نَفْسِكِ. Yani sana isabet eden her bir iyilik Allah'tandır, kötülük ise kendi nefsindendir. İşte bir insan bu Kur'an'ı terbiye ile hareket ettiğinde
başarılarını Allah'ın bir lütfu olarak bilir. Bununla mağrur olmaz. Ama başarısızlıklarını doğrudan kendinden bilir. Acaba ben nerede hata ettim? Nerede kusurum var? Bunu görmeye çalışır ve bunu görmenin neticesinde de hatalarını telafi etme cihetine gider. Çünkü hatayı görmemek o hatadan daha büyük bir hatadır. Hatayı görmek ise dönmeye vesiledir. Ve hatadan dönmek de zaten bir fazilettir. İşte İzâ câe nasrullah suresi hem Mekke'nin fethini haber veriyor hem de bu olay münasebetiyle ta kıyamete kadar meydana gelecek İslami fetihlerin belki genel bir çerçevesini çiziyor ve Allah'ın yardımıyla bunların olduğunu nazara veriyor. Yani İzâ câe nasrullah, Allah'ın yardımı geldiğinde, Allah'ın yardımı gelmeden fetih de gerçekleşmez. Ve men nasru illa minindillah. Yani yardım ancak Allah'tandır. Zafer ancak Allah'tandır. İşte Kur'an'dan bu dersi alan insanlar muvaffakiyetlerini Allah'ın bir yardımı olarak görürler ve mütevazi olurlar. Zafer sarhoşluğu içerisine girmezler. Ve her ne kadar çok büyük başarılara imza da atsalar bundan dolayı başları dönmez. Daha büyük başarılar elde etmek için Cenab-ı Hakk'a müteveccih olurlar ve o şekilde gurura girmeden hizmette yollarına devam ederler. Bir de bu sureyle alakalı Peygamberimizin amcası Abbas ve daha bazı zatlar bu sureden Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatının yakın olduğunu hissetmişler. Ve bununla alakalı şu değerlendirmeyi yapmışlar. Çünkü Allah'ın yardımı ve fetih geldikten sonra ve artık insanlar fevç fevç grup grup Allah'ın dinine girdiklerinde Peygamberimizin görevi sona ermiş olacak. Bundan dolayı bu sureyi okuduklarında ağlayanlar olmuş. Hazreti Ebubekir'in de Hazreti Ömer'in de yine bu sureyi okuduğunda ağladığı rivayet edilir. Ağlamaları şu sebepten, artık Resulullah aramızdan ayrılmak üzere. Bunun farkına varıyorlar ve bunu hissediyorlar. Tabi doğrudan surenin kendisinde bu hemen bir anda görülmez. Bunu anlamak için engin bir bakış, derince bir bakış gerekir. Ve o bakışa sahip olanlar böyle bir yorum yapabilirler ve yapmışlardır. Ve gerçekten de bu sure nazil olduktan sonra fetih gerçekleşmiş. Fetihten sonra da Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam görevini tamamlamış olarak Dar-ı Beka'ya irtihal etmiştir. Dolayısıyla bu surede bu şekilde işari bir manaya da o zamandaki zatlar da dikkat çekmişler. Sonraki dönemde gelen müfessirler de yine dikkat çekmişler. Burada hamd ile tesbih beraberce geçiyor. Bu da demek ki ikisinin beraber olması önemli. Hem hamd etmek, bu gibi muvaffakiyetlerin neticesinde hamd etmek, hem de tesbih etmek. Yani Allah yücedir, Allah münezzehtir, Allah kusurlardan, noksanlardan, her türlü eksikliklerden münezzehtir. Subhanallah dediğimizde bunu ifade ediyor. Bir de yani fesubhanallah deriz mesela, hayretimizi, hayranlığımızı ifade ederiz. Demek ki muvaffakiyet karşısında hem bu şekilde hayranlığımızı ifade etmek hem de öte yandan elhamdülillah diyerek hamdimizi Cenab-ı Hakk'a takdim etmek gerekiyor. Ayetin sonunda, son kısmında innehu kâne tevvâbe, şüphesiz ki Allah tevvaptır. Yani tevbeleri kabul edendir. Allah-u Teala'nın isimleri var, 1001 isim veya sayısını bilemediğimiz kadar. Bu isimlerden bir tanesi de tevvap, yani tevbeleri kabul eden. Bir kul tevbe ettiğinde hatasını itiraf etmiş olur, kusurunu itiraf etmiş olur. Allah da onun tevbesini kabul eder. Ve Kur'an-ı Kerim'de pek çok ayette kulların tevbelerinin kabul edileceği bir müjde olarak haber verilmiştir. Büyük zatlar bile başta Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam olmak üzere tevbeyi hayatlarının bir parçası yapmışlar. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyuruyor: ey insanlar, Allah'a tevbe istiğfar edin
Ben de günde 70 defa, bir başka rivayette 100 defa tevbe istiğfar ediyorum. Peygamberimiz masumdur. Haşa bir günahı olduğundan değil. Ama tevbe ve istiğfarın kendisi de zaten bir ibadettir. Namaz bir ibadet olduğu gibi estağfurullah demek, bu şekilde Allah'ın mağfiretini talep etmek, o da zaten bir ibadettir. Dolayısıyla masum insanlar tövbe istiğfar ettiğinde normal görevlerini yapmış olurlar. Günahı olan, kusuru olan insanlar tövbe istiğfar ettiklerinde de bu hallerinin giderilmesini, bundan dolayı kusurlarının bağışlanmasını Cenab-ı Hak'tan istemiş olurlar. Cenab-ı Hak bizleri İslami hizmetlerde muvaffak eylesin ve tövbe istiğfarlarımızda makbul eylesin ve insanımıza ta kıyamete kadar daima İslami fetihleri görmeyi de nasibi müyesser eylesin. Bir başka programımızda beraber olmak ümidiyle hayırlı günler, hayırlı geceler diliyorum.